Merhabalar ben Köfteyiz Köfte ve Kasar İbuğut'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız ve bu bölümde neler yapacağız? Ah, yavaş yavaş ben maden işleme sistemine girmek istiyorum. Çünkü bunların burada bu şekilde durması beni üzüyor. Ancak şu şöyle bir sıkıntımız var ki maden işlemeye kalkışsam bu enerji üretimi bana hiçbir şekilde yetmeyecek. Kafamdaki maden işleme sistemiyle. Bu arada Evet, burayı da bu katı da inşa etmeye başladım. Dolayısıyla bu katın da üstü kapalı. Yavaştan bir şeyler yapmaya başlayacağız. Evet, dolayısıyla yavaş yavaş ben enerji üretimine başlayacağım. Fakat onun için biraz aa, çalışma alanımı buraya taşımam lazım. Buradan taşıdım hepsini ve hepsini basic infusing, basic faktüreye çevirdim. Bunlardan bir tanesi tamam. Speed upgrade'e sahip olanlar var. Bu speed upgrade'leri biraz değiştireceğiz. Neyse. Yavaştan bunları buraya yerleştirmeye başlayalım. Hmm. Nereye yerleştirebiliriz? Burada hali hazırda bir enerji hattı var ancak ben enerji o enerji hattını kullanmak istemiyorum. O yüzden. Dört. 1, 2, 3, 4. Aslında... Bu arada şu daha hızlı kazar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Bana Universal Cable lazım. Basic Universal Cable, Elite Universal Cable. ikiniz de lazımsınız. Yavaştan bunların hepsi elit olacak bu arada. Basicler şöyle gelsin. Tabii ki de benim aşağıya bir şekilde geçebilmem lazım. Ve elit. Oops. Evet. Bağlandılar. Şimdi. Şurada 7 tane speed upgrade'li bir tane vardı. Infusion Factory. Sen upgrade'sizsin. Sen de upgrade'sizsin. Enriching. Diyorsun. Önce infusing'leri koyacağım. Bir tane daha infusing olacaktı. Evet. O da burada. Enriching crushing, compressing tamamdır. Huh. E yeten, arkalarında bir adet boşluk bıraktım. Bu boşluk neden diye soracak olursanız. Bunun için. Basic logistical transporterlar için. Bu arada şurada da bir dizi yer alacak Ve Configurator'ım Gel bakalım JTRL-M idi, tamamdır Push, Pull Extra Input, output. Bu şekilde ayarlayabiliyormuşuz. Output. Tamamdır. Hepiniz output olun. Bu arada hepsi output değil mi? Evet, hepsi output. Tamamdır. Evet. Ve üst tarafların hepsi ne olsun? Input. Bu output olmuş. Input. Put input, input, input. Tamamdır, hepsi yukarıdan input alıyor. Gayet güzel. Aşağıdan da enerji alıyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu sayede bunları buraya ayarlamış olduk. Şimdi sen gel, sen gel, sen gel. Birkaç tane diamond alalım. 8. Tamamdır. Crushing, compressing. Alır, dur, enriching'e koyacaktık değil mi? Ve otosort yapalım. Aralarında dağıtsın. Bunların hepsinde otosortu açık istiyorum. Aslında istemesen de olur ama Şimdilik olsun. Çünkü topluca çalıştıracağım. Otosort 10, otosort 10, otosort 10. Ayrıyetten upgrade'ler. Her birinde iki tane upgrade istiyorum. Buna bir tane atacağım. Sonra sen gel şöyle Sonra sen gel şöyle. Sonra sen gel şöyle. şunu da. Evet. <laughs> sen gel şöyle. Bu ise arada. ah Bununla da tin yapacak. Şey. Aa, bronz yapacağız. Tin dust lazım buna da. Üretmesi kolay. Gel bakalım. T bir stack tin. Crashing gel. Evet. Ve basitçe çalışma alanımız kısmen buraya taşınmış oldu. Eee, şu Elite Universal Cable'ların şeklini biraz değiştireceğim. Tamamdır bu daha makul oldu. Ve ikinci bir grup çalıştırmak istersem buradan gelecekler ikinci bir gruba başlayacağız şimdi 3 4 1 2 3 4 ve basic universal cable'lar sizde gelin. Peki buraya neyi yerleştireceğiz? Aşağıda unuttuğumuz birkaç zımbırtıyı daha. Mesela en başından sen. Sonra sen. Şu chest'i bir yere taşıyacağım. Sonra bunlar. Sonra sen. Sonra bu arkadaşlar. Ve tabii ki de boşu boşuna biraz dörtte kazmış olduk. Şu chest'te bir şey var mı? Hayır yok. Bu chest'te hayır yok. Bu hapırda da bir şey yok. bu chest'in içi biraz dolu ama. Evet. Gelelim. Tamamdır. Basic Universal Cable. Basic Smelting Factory. Alloy Smelter. Segmin. Tabii ki de bütün yönleri tekrar ayarlamamız lazım. pull push sana gelelim push pull disabled disabled tamamdır senin ayarlaman çok daha kolay input oops output ve sen de inputsun. Ayrıca hepsinde auto ejectin on olmasını istiyorum. Gerçi auto ejectin olmasına da gerek yok otomatik olarak çekiyorlar ama. Ha. Ve enriched demişken iki stack redstone. Gel bakalım. Ben bir iki stack redstone enriched'liyim. Evet. Bayağı işime yarayacak bu. Yeni düzen. Evet, bunu yapmamızın ardından, şimdi şuraya gelelim. Burada... ...Ozmin blok olarak gözüküyor. <laughs> Ama aslında, Dynamic Tank. Dynamic Tank nedir diye soracak olursanız, Real Craft'ın tankını hatırlıyorsanız eğer... ...o, oh, aynısı. Sadece tek bir fark var, kendisi bayağı yüksek oranlarda sıvı depolayabiliyor. Bayağı yüksek oranlarda ki... Ya, unutmadan yanlış hatırlamıyorsam gaz da depolayabiliyordu, Ya bazı gazlar en azından. Şimdi valvler. Şimdi şuraları koyalım ve glasslar. Ee, maalesef tamamladığımızda toplam kapasitesini saymıyor an e, söylemiyor ancak 5'e 5 bir tanesini yaptığımda 8000 kova depolayabiliyordu yani ki bu bayağı yüksek bir miktar. Ben bunu ne için kullanacağım diye soracak olursanız birazdan göreceksiniz. Evet. Ve tankımız hazır. Hayır bu kat değil. Bu kat. Katlar arası güzel bir geçiş yöntemi de oluşturacağım. Ve <laughs> Bütün tek e, geçmişimiz baya baya dolmuş Şimdi Seni e, Ranch Evet Yay okumu unutmuşum. Tamamdır. Şimdi gel bakalım. Ayrıca siz de gelin. Asıl dur. Onlar gelmeseydi de olurdu. Ama siz geleceksiniz. Sen de geleceksin. Ve tabii ki de olmazsa olmaz bir şey videonun ortasında mesaj gelmesi. tamdır. Ah. Şimdi yukarı çıkalım. Wow. Ve tankımız burada. Sen şöyle gel. Ah, direkt sağ tıklayınca boşaltıyormuş. <laughs> Bunu bilmiyordum. Ah. Bu güzel oldu. Tamam sen dol. Ne yapacağım diye soracak olursanız şu şunun içi boşalacak tamamen. Ve ben de bunu tamamen kırıp biraz daha yükseltip şu yanlara döşeyeceğim. Tamamen güneş görecekler. Bu açıdan güneş görüyorlar. Yanlarda birden fazla bir biçimde olacak ve karşılıklı iki grup olacaklar. O iki gruptan bir tanesi farklı bir şey üretecek. Aa, o farklı şey nedir diye soracak olursanız, Brian'ı kullanabildiğimiz bir şey daha var. Bakalım burada gösteriyor mu? Aa, evet gösteriyor. Liquid Lithium. Ve bunu normal lityuma çevireceğiz, gaz halinde. Ve o gaz halini aldıktan sonra da biz bunu Tritiyum üretimde kullanacağız. Tritiyumu nerede kullanacağım diye soracak olursanız basitçe Fusion reaktörde. Evet, reaktör yapımına başlıyoruz. Evet, aradaki bütün ener başlangıç enerjisinden direkt olarak uh, end game enerji üretimine geçecek olabilirim ama ancak Aa, beni düşündüğümüzde gayet normal bir şey olması lazım bunu sanırım. Yani benim geçmişimi düşündüğümüzde. Yani biraz o tarz bir alışkanlığım var. Evet ve tabii ki de bu tanktan bir tane daha yapmam gerekecek bir yere. Ve bunlar... Evet. Bu fa factory blokları yapmam çok güzel oldu bence de. Şimdi bir bakalım şuna. Bronz yapımı. Daha verimli bir yöntem var mıydı? Yok direkt sadece powder. Evet. Bronz yapımımız da bu şekilde ve hatta benim biraz daha bronza ihtiyacım var. Kapar. 3 stack kap. Tamam 3 tek bronz yapalım. Valla Evet fabrikamız oluştu Bunun yanı sıra devam edelim Birkaç bir şey daha anlatmam gerekecek İlk olarak Şurayla alakalı e, Deneylerimden ufak bir detay aktaracağım Hatırlarsanız her bir e, Daha sonra chestlerle Database'ler arasında bir bağlantı kurup Onların linklemesini falan Yapmaya çalışacaktım Fakat bir şey fark ettim Verdiği şeyler direkt isimler. Daha blok isimleri. Ve blok isimleri ne? Mechanism.ingit. Mechanism transmitter Gibi gibi. Bunun anlamı ne? Buna göre filtreleyebilirim. İndekslemesi biraz daha sıkıntı olacak fakat indeksleme çok dert değil. Sadece gerekenleri indeksleyeceğim. Onlar için ayrı bir database oluşturacağım. Fakat filtreleme esnasında mesela adında mekanizm mi geçiyor item'ın? buna at. Adında Open Computer geçiyor. Buna at. Ancak önce öncelikli olarak şu kısım database'de saklanacak. İlk olarak database'i tarayacak. Database'de şunlardan birini ne uyan bir şey var mı? Ya, item database'deki değil, database'deki de şunlara linklenmiş bir şeye uyuyor mu? Tamam. Bunlardan birine uyuyorsa o database'i al. Dersi buraya at. Onun yanı sıra tool chest'in bir database olacak. Buraya uyan bir şey var mı? O zaman buraya at. Gibi gibi. Bu şekilde isimlendirmeler yapacağım. Ee, onun yanı sıra Open Computers Chest'i ise şunu atacak. Ya yani mod itemleri Open Computers ise. Forestry, forestry ve Gendustry ile başlıyorsa buraya atacak. Ee, Android ile başlıyorsa isim buraya atacak. Tinkers ile başlıyorsa buraya atacak. Burası biraz karmışık olacak buraya da birkaç tane mod ve birkaç tane Minecraft item yer alacak fakat ha, depolama ile alakalı şeyler buraya atılacak. Vesaire vesaire. Aa, tabii şu an sıkıntı kısmı o arka planda çalışacak. Servisin programlanması onu biraz kurcalamakla meşgulüm. Onu, kafamı bayağı bir kurcalamış durumda. Oh, neyse gel gelelim arılarımıza arılarımız ne durumda? Bunun çalışmasını durdurdum. Ama Imperial arımız oldu ve kendisi Royal Jelly veriyor. Royal Jelly normalde şunun üretiminde bayağı işe yarıyor ki bu Alveary yapımında kullanıyor. Apiary'nin gelişmişi fakat onun yerine ben Industrial Apiary ile doldurdum. Fakat Vanilla, My Vanilla Forestry oynayacağınız takdirde bu kesinlikle önemli. Bunun yanı sıra Ambrosia çok güzel bir yemektir. Ee, eğer benim gibi uh, Spice of Life kullanmıyor bir maksimum Spice of Life kullanmıyorsanız kesinlikle mükemmel bir yemek kaynağı ki Regeneration da veriyor beraberinde. Devam edelim. Production Upgrade bu bayağı bir gerek çek. Bunun yanı sıra Frame üretiminde kullanılıyor. Bu yağmur durdurmak için bir sistem. Onun dışında başka bir kullanımım yok maalesef. Evet, devam edelim polen üretiyor. Bu da polende slime üretmemde yardımcı oluyor. Ama bunun yanı sıra yağmur yapmam için de gerekli. Ayrıyeten bunun için de gerekli. Ancak bu araları asıl istemem sebebim biraz farklı. Kendileri neredeyse her şeyi mutasyona uğratmamı sağlayacak arılar. Lapis, Emerald ve Golden'ı bundan elde edeceğim. Tabii öncelikle Stone arılarla Uğraşmam lazım, değil mi? Bakalım, Marşı Raki, ignoblesin sen. Raki, pristine, güzel. Şimdi ben bu Raki ile ne yapacağım? Bunu bir ile çiftleştirip, hardened queen elde edeceğim. Evet. O zaman. Safkanlar burada. Gel bakalım. Hardened Queen. Hardened direkt olarak Obsidian'a dönüşecek. Steadfast Drone'um var mı benim? Buralarda bir yerde olması lazım. Steadfast, Steadfast, Steadfast. Ender. Valiant. dronelar yukarıdaydı. Ah, Steadfast. Nice. Evet ve şimdi bunun bir tur ölmesi lazım. Evet neredeyse ölmek üzere. Bu esnada seni de bir öldürelim aslında. Bu arada unutmadan şunun bir özelliğini söylemeyi, göstermeyi unuttum. Analyzer'ım nerede? Analyzer'ı yukarıda bırakmışım. Sevgili Analyzer. Bu arada bunun eski adı Beelizer'dı. Ha, Bit Effect. Bana Regeneration efekti veriyor. <laughs> Çok tatlı bir özelliktir. Ee, sen ölmek üzeresin. Güzel. No Flowers. Sen demin sen çalışıyordun ya. Şimdi... Stone oluyor mu yoksa or mu koymam gerekecek bir deneyelim. Stone deneyelim şimdi. Evet. Or koymam gerekecek. Neyse or sıkıntımız yok. Gel bakalım. Valla. Tamamdır. Şimdi bunun ölmesini bekleyeceğiz. Ve bana regeneration'ımı verdi bu ara. Bu efekti oranını artırabilirsiniz. Bu sayede arıcılık alanına her girdiğinizde size bu efekti verebilir. Ve bu efekti ben başka arılara da aktaracağım. Evet. Bu öldüğünde bunu ne yapacağız? Bunu Obsidian Queen'e çevireceğiz. Ki bunun bana taş vermek dışında başka bir işlevi yok. Obsidian Queen art biraz yürüyecek. O Lapis Redstone öncelikle Lapis'e dönüşecek ondan sonra Redstone'a da dönüşecek. Obsidian Princess ve Fiendish. Metalik biraz bekleyecek. Metalik ve Obsidian, Lead. LED'e ihtiyacım yok. Obsidian Clay, Prismarine sen ne öğretiyorsun? Bak buna ihtiyacım olacak. Clay nasıl elde ediliyor? Dirty, Marshy Dirty nasıl elde ediliyor? Rocky, Princess ve Wintry. Ha, ya da herhangi bir başlangıç seviye. Hmm. O zaman başka bir tane daha Rocky Princess bulalım. Modest. Rocky, ignoble, ignoble. Pristine ve gel bakalım Dirty Queen, you dirty dirty queen. Evet bu iğrenç espriyi yapmasam olmayacaktı. Bakalım sen Clay ve Sandy'e dönüşüyorsun. Modest Marshy o zaman bir kere öl iki tane çocuk var. Harden tamam. Şimdi sen obsidiana dönüş. Dönüş çeksin. Ve obsidiyen bir süre yaşamaya devam edecek. Şimdi şunları alalım. Şuraya atalım. Bunlar safkanların olduğu yer. Evet obsidiyen. Ve sen bir süre otomatik olarak çalışmaya devam et. 4ye ihtiyacım yok. Dört derdim yok. Clay ve Sandy. Öncelikli olarak Clay. Aslında ikisine de ihtiyacım var o zaman. Bana bir tane Modest, bir tane de Marshy lazım. Değil mi? Modest. Pristine var Bana bir tane. Bir tane Modest. Pristine. Marshy. Marshy. Pristine tamamdır. Evet, 4'ü öyle dursun. too cold. Bir saniye. Ha, Biraz değişikliklere girmeye başladık. Sen warm bir yer istiyorsun. Yeah. Orada sen dur. Nocturnal Cave Dwelling tamamdır Bu için ihtiyacın yok. Ama senin neye ihtiyacın var? Oh great. Senin heater upgrade'e ihtiyacın var. Evet. Yavaştan sıcak yer, yer isteyen arılara başladık. Dolayısıyla da arılarımız biraz değişik şeyler istemeye başladı. Sen, bronze, glass ve netherrack Bir tane glass Dört tane bronz Ve üç tane netherrack Netherrack'leri nereye koydum? Ve heat upgrade Enerji tüketimi sadece yüzde %5 arttırıyor, güzel O zaman ve artık çalışıyor. Artık obsidiyeni üretebiliyoruz. Ve Dirty Princess hazır. Bir tur daha çalıştıracağım bunu. Ama öncesinde Modest sen de üretiyor. Bana önce Clay lazım. Clay benim için daha önemli. Ve geldi. Clay'imizi bir inceleyelim. Fast production speed'e sahip. Güzel. Aa, normal ve nemli istiyor. Ama sanki tolere edebilir gibi. Bunun yanı sıra sadece gündüz çalışıyor ama Cave'de çalışabiliyor. Dur şunu bir incelemeyi unuttum. Bu sana ne upgrade'ler lazım. Sen gece de çalışabiliyorsun. Tamamdır. O zaman sana bu iki upgrade de lazım değil. Senle işimiz bitti. Clay. iyi sadece bir tur daha kullanacağım. Ondan sonrasında... Open Sky sana gerek yok. Sen Open Sky olmadan da çalışabiliyorsun. Evet. Flower istiyor. Or istiyor. Flower istiyor. Güzel. Huh. Bu bir süre çalışsın otomatik olarak çünkü Klay'a e ihtiyacım olacak benim. Prismarine Queen. Aa, dur Prismarine Queen ne? Obsidian ve Klay. Bu ikisinden bir tanesini hangisi? Shorter Life. Shorter Life. Tamam ikisinin de yaşamı kısaymış. Bir tanesinden bir tane kopyalayacağım. Evet. Şunun ölmesini bekliyoruz. <laughs> Basitçe arılarla olayım da bu şekilde. Evet bu bölüm yeni çalışma alanıma sahip oldum ve yağmur yağmaya başladı. O zaman hangi upgrade'ı kullanmaya başlıyoruz? Seal upgrade. Çünkü muhtemelen şu an bunlar çalışmıyor olabilir. Dunderson ile işimiz bitmiş. Sandy Queen. Ve bayağı da güzel clay üretiyormuş ha. Fark ettim de. Sandy Queen. Güzel. Sıcak alan istiyor. Ve nemli alan. Ancak toleransı var. Bakalım. Too cold. Evet. Bir tane daha heater upgrade yapmamız gerekecek buna. Ah. O zaman ne yapıyoruz? Bu arada seni, hayır seni başka bir şeye dönüştürmemize gerek yok. Sen kaldığın, olduğun gibi devam edeceksin demektir bu. Evet, o zaman ne diyoruz? İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köfte günler, eğlenceler.